Yemek yer misin? He? Yemek diyorum karavana. Yok sağ olun size, afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Başka zaman, zaman o zaman değil biliyor musunuz? Sağ olun, afiyet olsun size, sağ olun. Biz kendi şahsımız yiyelim o zaman. Ya bak, o kadar da kötü değil yani. İstersen yiyebilirsin. Yok yok, Ethem Bey yemiyor demek ki. Karavanadan kafa gitmiş tabi. Ağa sofrasına alışmış tabi. Bizim karavanaya burun kıvırdı. Yok yok, tam olarak burun kıvırmaktan değil o. Onun Osman Kanak'la öyle işi var. Kimin lan? Ethem ya, Ethem. Ethem ki? Ya yok mu ya, Ağa'nın oğlu. Geçen kurtardık. Tamam, tamam. He. He, o işte. O şimdi Osman Kanat'ın kayınçosu oluyor. Ne? Ya. Ya sen ne konuşursan öyle bilip bilmeden. Nasip diyeceksin, nasip. Şundan da. Hiç tartışmak istemedim onunla. Bilip bilmeden bana diyor, bilip bilmeden. Neden biliyorum bilip bilmedim ya? Değil mi hoca? Allah Allah. Değil mi Muharrem ya? Senin de burnuna yanık kokusu gelmiyor mu? Geliyor. Ya? Yaktı yine bir şeyler bu Saffet. Gıcık oluyorum abi ya. Ya sen de saftirik bir adamsın Muharrem. Bunu niye onbaşı yaptılar ya? Of. Gelin gelin. Arkadaşlar, Ağa ve oğlu Osman Kanat'ı iç güvey sağlıyor. Yok artık. Oğlum sen ne pis ne çirkef bir adam oldun ya. Koca karı gibi bütün gün dırdırsın abi ya. Allah Allah. Tabii. Ne pis ne çirkin adam oldum. Ha? Koca karı gibi nasıl böyle bir benzetmede bulundun bana? Allah Allah ya. Ama dediklerim çıkmıyor mu hoca? Can çıkıyor arada da. Ya arkadaşım belki de bir işini halletmeye geldi. Burası karakol. Yani buraya gelmeyecek de nereye gelecek? Ya hoca bak seni yine tenzih ediyorum ama başta bu Muharrem, Sait ve Cavuş Taner olmak üzere benim dediğimi anlamıyorlar. Çok saftiridir ya. Allah Allah. Sen çok akıllısın. Püsketin ne olduğunu ben öğrettim sana.